Askeri güç bundan 20 hatta 10 sene öncesine göre düşmüş durumda. Bu aslında demokrasi açısından pozitif bir durum. Ve en yüksek güç kesinlikle oy verenlerde olmalı. Yani vetolarda ya da bunun dışındaki bir güçte olmamalı ve bu rejimden önce aslında bu şekildeydi. Hükümet dış güçler tarafından yönlendiriliyordu. Dolayısıyla bence bu çok pozitif, çok olumlu bir gelişme. Oy verenlerin kontrolü eline almış olması aslında çok güzel bir gelişme ve askeri güçlerin de aslında zamanın değiştiğini görmesi lazım ve Türkiye değiştikçe kesinlikle askerinin de değişmesi lazım. Peki seçimler yaklaşırken sizin bakış açınız nasıl? Yani Sayın Başbakan Erdoğan bugün ofisinde kutlama yaptı ve İsmet İnönü'nün rekorunu sizce kırabilecek mi? Bu konuda ne düşünüyorsun? Aslında bütün işaretler büyük başka bir zaferi gösteriyor Sayın Erdoğan için. Bunlardan ilginç olan politik bir bakış açısı da şu: muhalefet çok zayıf ve bölünmüş durumda ki gerçek anlamda güçlü bir karşıtlık yok. Dolayısıyla politik sistem bu ülkede hala olgunlaşma sürecinde ve değişmesi gerekiyor. Daha geniş bir alana yayılmalı ve daha geniş partiler olmalı. Sadece bir tane değil. Aslında bakın her şey çok olumlu pek çok şekilde. Ancak uzun vadede şunu söyleyebilirim ki bu ülkenin olgunlaşması lazım ve daha fazla seçeneğe sahip olması lazım. Peki Kürt sorunu hakkında ne söyleyeceksiniz? Özellikle sosyal çatışmalar ve Türkiye'nin etkilemesi konusunda ve özellikle Kürtlerin bir güç sahibi olması konusunda biz pek çok gelişme gördük, inanılmaz gelişmeler gördük son 10 yılda. Son değişiklikler olanlar inanılmaz boyutta, son birkaç seneye bakacak olursak. Dolayısıyla bu da çok olumlu bir gelişme, ancak hala tamamlanabilmiş değil. Hala alınacak yol var ve söylediğim gibi Türkiye'nin büyük bir rol oynaması için dünyada ve diğer ülkelere ilham kaynağı olması için kendi sorunlarını olabilecek en barışçıl şekilde ve herkesi bu olaya dahil ederek çözmesi lazım. Peki siz neden aynı şeyi yapmıyorsunuz? Sen ne düşünüyorsun gibi herkesi dahil etmesi lazım. Peki Kuzey Irak'taki gelişmelere bakacak olursak sizce bu durum Türkiye'yi ve Kürt sorununu nasıl etkiler? Ben aslında Kuzey Irak'ta olanların Türkiye'yi bir tehdit oluşturduğunu düşünmüyorum. Türkiye'nin Güneydoğu bölgesine bakacak olursak pek çok insanın rejimin, yani Kuzey Irak'taki rejimin hala çok zorlu olduğunu ve hala aile düzenine bağlı ve politikaya çok bağlı ve demokratik, Türkiye'ye kadar demokratik olmadığını söylüyorlar. Ancak şöyle bir fikir de var, yani yarı bağımlı durum aslında çok da etkilemiyor Türkiye'yi, Türklerin korktuğu kadar. Güneydoğu'daki çoğu Kürtler aslında bunun tam tersini istiyor. Bölgedeki çoğu Kürt hala Türkiye'de kalıp Türkiye'nin bir parçası olması istiyor, ancak Türk toplumunda da eşit yer sahibine, eşitliğe sahip olmak istiyor. Peki bazı yabancıların söylediği gibi bir durum yok yani. Size şimdi şöyle bir hikaye anlatayım. Türkiye'deki Kürt arkadaşlarımdan bir tanesiyle geziyordum ve o kesinlikle sert fikirlere sahipti. Hükümete olsun, askeri güce olsun ve nihayetinde şunu söyledim: eğer Kürdistan olacaksa, yani Güneydoğu Kürtlere verirse ne yapardın dedi. O da dedi ki bana, kesinlikle hemen anında İstanbul'a taşınırdım. Yani Güneydoğu için böylesi bir bağımsızlık söz konusu değil. Türkiye çok iyi bir konumda ve Türkiye'nin Güneydoğu'su da Türkiye'ye dahil. Peki Abdullah Öcalan durumuna ne diyorsunuz? Sizce Kürt sorununa bu kökten bir çözüm olabilecek mi? Ben şunu dilerdim: keşke Türk hükümeti kendisini biraz daha bu sorunu çözmeye yönelik şekilde kendisiyle iletişime geçebilselerdi ve Kürt lideri olarak tanınmasına izin vermeliler. Yani Kürtler onu hiçbir zaman seçmedi, ancak şu an tehdit oluşturuyor. PKK olsun ve Öcalan olsun, bu kesinlikle bir tehdit unsuru olarak bakılıyor. Modern dünyada bu kesinlikle kabul edilemez. Türk hükümetinin şunu söylemesi, yani Sayın gibi bir laf kullanması ya da Öcalan'ın
Böyle bir liderlik konumunda görünmesi kesinlikle doğru değil ve Türk devletine bu şekilde olayların çıkması aslında çok üzücü. Peki Sayın Davutoğlu'nu dinledik panelde. Türkiye bir lider olabilecek mi bu değişim tsunamisi dünyada devam ederken? Siz bu konuya ne diyeceksiniz? Şimdi bunların yorumlanması lazım bu değişikliğin ne ve nasıl olduğuna göre. Şimdi yumuşak güç dediğimiz şey. Şimdi aslında sert güç dediğimiz kavram Amerika'dan geliyor. Yani biliyorsunuz Amerika her zaman bu konuda haklı olacaktır. Ancak yumuşak güç dediğimiz çok daha önem kazandı ki burada Türkiye gibi ülkelerin önemini de bir kez daha gün yüzüne çıkartıyor. Peki Türkiye yeterli seviyede mi sizce? Bence gerçek katkı, Türkiye'nin bölgeye yapabileceği gerçek katkı kendi demokrasisini ve kendisini iyileştirmek. Türkiye demokrasi alanında çalışıyor, reformlar yapıyor, tahammülsüzlüğü ortadan kaldırmaya çalışıyor ve bu da doğrudan olmasa da çok pozitif bir yansıma bulacak